Selamünaleyküm arkadaşlar, abiler, herkese hayırlı akşamlar, hayırlı cumalar. Uçum kümesimizden böyle güzel bir yayın yapmak istedim. Bugün malum çok aşırı bir rüzgar var. Kuş uçuramıyoruz, uçuramayacağız. Hatta rüzgarın ayağında da iki tane kuş kaybettim. İkisi de takla serseminde olan kuşlarım. Bir tanesi hemen bu bizim aşağı iki çat altımızda, bir tanesi de hemen bu ceviz ağacının arkasındaki çatıda. Sürükledi, götürdü. Böyle yerde bir yayın yapalım dedim. Bu arada da iki tane çok güzel yeni üyemiz geldi. Çok efsane damızlıklardan çıkma kuşların yavruları. Mustafa Parlak Daima geldi. Onun kuşları. Yavruları, ekeleri hepsini birlikte çıkartıp bugün kümesleri karıştırarak böyle bir video çekmek istedim. Bazı sahiplendirme videoları yapacağım bu görmüş olduğunuz kuşların içerisinde, kendi kuşlarımızdan, yavrularımızdan. Malum havalar ısınmasıyla birlikte çok yoğun bir tüy dönemi başladı arkadaşlar, abiler. O yüzden azaltmalar yapacağız. İyi kötü ayırmayacağız. Kim hangi sahiplendirmeye koyacağımız kuşlardan isterse onları vereceğiz. Buradaki kuşların hepsi kendi kümeslerimizdeki damızlıklardan çoğalan, üreyen yavrular. Bu arada dişi yavrumuzu da kestik. Hem yoğun bir tüy dönemi hem de tüyün vermiş olduğu kızgınlıkla birlikte bir gerileme oldu. Gerileme olduğu zaman arkadaşlar, kuşun üstüne ben fazla gitmiyorum. Kanadını kestik. Tüyden çıkmasını bekleyeceğiz. Güzel oynayan bir yavruydu. Hala oynuyordu ama kızdığı için çok kuşa karışıyor. Kızgın kuşların en çok rahatsız eden özelliği kuşa karışması. Bizim etrafımızda da çok yakın kuşlar olduğu için ister istemez karışıyor. O yüzden hoşumuza gittiği için kanadını kestik, sezon sonuna bıraktık. Zaten hoşumuza gitmeyen kuşun kanadını asla kesmem ben. Öyle yem parasına sahiplendirme yaparım, kümese dahi koymam. Bayağı yavru da büyüdü evde arkadaşlar, abiler. Onlara da biraz yeri açmak adına birçok kuşumuzu sahiplendireceğiz. Özellikle bu kuşumuzu takipte olan arkadaşlar, abiler. Yavru yokustu, eke. Atmacanın aldığı bir tane kuşumuz vardı. Devamlı bahsediyorduk. Çok üzüldüğümüz bir kuştu. O kuşumuzun erkek abisi. Bu arada bir tane Miro indirip uçuracağımı söylemiştim arkadaşlar. Miro taklaya dönmek üzere. Çok güzel uçuyor, keyifli uçuyor, yüksek uçuyor. Kanat hareketleri, kanat çekişi, gezmesi harika bir kuş. Arkadaşlar, abiler, yavrumuz kalmış gördüğünüz gibi.
ben şeyde beklerken güzel işin açıkçası bana yaradı. Damar çok önemli. Maşallah maşallah. Aferin. Bu arkadaşlar abiler kupaya uçan bir tane şeyimiz vardı. Eyvah eyvah, bu da 32 takvalı dişimin erkek yavrusu. Benim devamlı bahsettiğim bir tane çok beğendiğim bir kuşum var arkadaşlar. 32 taklalı dişim. O dişimin yavrusu. O da bayağı bir takla sersemindeydi. Yatırarak bu işi çözüyoruz. Onun da kuyruklarını almıştım. Onun da kuyrukları geldi. Rahatlamıştı. Arkadaşlar kuşa gittim ama bulamadım. Düştüğü yeri göremedim arkadaşlar abiler. Kaybettik kuşu. Rüzgarda ayağını kesince işte bu gibi sorunlar çıkıyor ama nem değil. Canımız sağ olsun. Yalnız olduğum için burayı da bırakamıyorum. İçeri şimdi koyamam. Orayı arasam bura dışarıda. Kedi gelebilir, saldırabilir. Kalkacak kuşlar var dışarıda. Ama işte hata bizim. Bu gibi rüzgarlı havalarda dışarıya bu şekildeki kuşları çıkarmamak gerekiyor. Çıkardığımız zaman bu gibi sorunlar da olabiliyor. Thank you.
Arkadaşlar abiler, videoyu burada sonlandırayım. İki tane kuşum daha var dışarıda. Onları da yakalamam gerekiyor. Bir tanesi hemen bu az önce söylemiştim, ceviz ağacı.